Günaydın, mutlu sabahlar. 5 Aralık 2014 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz. Yarım saat önce Uyan Türkiye'de haber başlıklarını ve haberleri izlediniz. Dün geceden bugüne yansıyan haberlere baktık. Peki gazetelerin ilk sayfalarına ve iç sayfalara bu haberler nasıl yansımış? Şimdi gazete turuyla ikinci bölüme başlayalım Uyan Türkiye'de. Hürriyet gazetesi zaman yoktu zarrap aldı manşetini kullanıyor bugün. 17 Aralık operasyonunun ardından rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Meclis Soruşturma Komisyonu'na 1 saat 45 dakika ara verdi. Zafer Çağlayan 700 bin liralık saat ve 80 bin liralık piyano dışında birçok soruyu yanıtsız bıraktı. İki avukatla gelen eski bakan şunları söyledi. Saat severim, bu tür saatler alırım. Yoğun çalışıyordum, iş adamından rica ettim, yurt dışından getirtti ama parasını kendim elden ödedim. Parasını kendim ödedim ve piyanoyu zarrab hediye etti ama parasını da ödedim. Hatta eşimin parasıyla ödedim. Eski bakana oğlu Kaan'a zarrabın çantayla yolladığı 2 milyon euro, 2 milyon Amerikan doları ve 1,5 milyon lirayla zarrabın adamı Abdullah Habbabi'nin kardeşi Şenol'un hesabına yatırdığı öne sürülen 2 milyon 645 bin lira da soruldu. Oğlunun ilişkisi varsa bunlar benim dışımda, bunlar bu komisyonun kapsamı alanında değil dedi. İşin en enteresan yanı saatin rakamı hediye alındı mı alınmadı mı değil. Ben zaten böyle saatler alıyorum. Acaba kaç tane daha 700 bin lira değerinde bu ayarda evde saati var? Aslında işin düşünülmesi gereken tarafı bir bakanın bu kadar parası olup 700 bin lira bir saate verecek Türkiye'de asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olduğunu, insanların birçoğunun sadece temel ihtiyaçları olan gıdaları bile alabilmekte zorlandığı bir ülkede bakan olup 700 bin liralık saat takmanın biraz utancını yaşamaması bence çok daha acı. Devam edelim. Benim evim daha şaşalı haberini görüyoruz sol köşede. Kimin evi daha şaşalıymış ve neden daha şaşalıymış? Türkiye İş Kadınları Derneği ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Hülya Avşar, çıkışta saray için "Ben çok ihtişamlı görmedim. Abartıldığı kadar yok." dedi. Avşar şöyle konuştu. "Olması gereken bir bina olmuş. Cumhurbaşkanına neredeyse benim evim daha şaşalı diyecektim." O zaman düşündürücü olması gerekiyor. Birçok tiyatro sanatçımızın, birçok değerli üstadımızın nasıl yaşam şartlarının zorlaştığını, nasıl şartlarda yaşadığını düşünürsek, Hülya Avşar benim evim daha şaşalı diyorsa burada da bir tezatlık var. Devam edelim. Yavuz'un yerine Berk'in haberi Hürriyet gazetesinde yine sol köşede. Narlıdere Belediye Meclisi CHP grubu acil toplanarak Yavuz Bingöl Sokağı'nı Berk'in Elvan olarak değiştirme kararı aldı. Yavuz Bingöl'ün Ahmet Hakan'a verdiği röportajın Berkin Elvan'la ilgili bölümüne tepki yağmaya devam ediyor. Narlıdere Belediye Başkanı Abdülbatur sert bir bildiri yayınlayarak sokağın adının Ocak'taki meclis toplantısında değiştirileceğini açıkladı diyor. O seçimle geldi görevde başarılı Kılıçdaroğlu'nun Şişli mesajı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamada Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yanında yer aldı. Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün zorla istifa ettirilmeye çalışıldığı iddialarını değerlendirirken şu açıklamayı yaptı. Belediye başkanı var, o da görevinin başında, görevinin başında ve başarıyla da görevini yapıyor. Ayrıca söyleyecek başka bir şey de yok. Peşmergeye karartma haberi ilk sayfada büyük görülüyor Hürriyet gazetesinde. Suriye'nin Kobani kentinde IŞİD'le çatışan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD askerlerinin kanadı YPG'ye destek olarak Erbil'den gönderilen 150 kişilik 2. Peşmerge grubunun görevi devralmasıyla ilk grupta Irak'a döndü deniliyor. Londra bu ikiliyi sordu haberi ilk sayfada yer alıyor. İngiltere'nin bize teslim edin dediği İngiltere vatandaşı IŞİD militanlarının 49 Türk rehine karşılığında takas edildikleri iddiası diplomatik sorun yarattı deniliyor. İngiliz İstihbarat Teşkilatı M16 Temmuz 2014'te IŞİD için savaşmaya Suriye'ye giden Sabah Süleyman ve Hissam Folklark yakalanırsa bize teslim edin diye Türkiye'ye başvurdu. İki militan Ağustos'ta Hatay'da yakalandı. The Times 29 Kasım'da haber yaptığı ikilinin 20 Eylül'de bırakılan 49 Türk'le takas edilenler arasında olduğunu iddia etti ve bununla ilgili M16'da Türkiye'den yanıt bekliyor deniliyor. Devam edelim ilk sayfa haberlerine. Osmanlı Türkçesi zorunlu oluyor haberi var. Milli Eğitim Şurası'nda zorunlu Osmanlı Türkçe dersi çıktı. Ders şu anda liselerde seçmeli okutuluyor. Teklif alt komisyondaki oylamada karara bağlandı. Üyelerden biri yeni nesil dedesinin mezar taşını okuyamıyor dedi.
Sürmanşete bakarak Hürriyet gazetesini noktalayacağız. Sürmanşette Kürk'e dolandı haberi var sağ köşede. Milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm önceki akşam düzenlenen bir davette Kürk etolü yüzünden sıkıntı yaşadı. Etolü nasıl tutacağını bir türlü karar veremeyen Elif Gönlüm fotoğrafı çekilince iyice panikledi. Bence etolü tutmasın. Zaten gerçekten bu Kürk inanılmaz, çok daha hoş duruyor. Bunun bence canlısını getirseniz davete daha çok dikkat çekersiniz. Bu hayvanları öldürmeye gerek yok. Bunlar canlı, daha sevimliler. Evet, iç sayfada bir not almış arkadaşlarım, uyarıyorlar. Ona da bir göz atalım hemen. Evet. Madenciler gününde 5 acı haber. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde 5 acı haber geldi. Karaman'ın Ermenik ilçesinde su basması sonucu 18 işçinin mahsur kaldığı kömür ocağında kazadan 38 gün sonra dün de son 5 işçinin cesedine ulaşıldı. Son işçiler de çıkarıldı. Sigortalı iş için madendeydi. 12, 7 ve 2 yaşında 3 oğlu olan Kamil Yaman sigortası olsun diye madende çalışıyordu. Diğer bir işçi Hasan Tuncer ise su baskını nedeniyle oluşan gürültüyü duyup ocaktan çıkmış ancak arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene giriyor ve orada hayatını kaybediyor. Ve Galatasaray deseniz haberi diğer bir işçinin hikayesi. 3 çocuk babası Mehmet Özcan'ın 5 yaşındaki oğlu babama Galatasaray'ın maçı var deseniz madenden çıkar sözleriyle ağlamıştı. Büyük bir dram. Abi kardeş can verdi haberi. Ali Haznedar'da 6 Kasım'da cansız bedeni çıkarılan iki çocuk babası abi Kerim Haznedar'la birlikte mahsur kalmıştı. O da çıkarıldı. Ve facia günü baba olmuştu haberi. Hüseyin Gültekin 28 yaşında gencecik bir insan. Facianın meydana geldiği maden ocağında mahsur kaldığı gün bir çocuğu oldu ve oğluna da kendi adı verildi. Yine yürek burkan bir haberdi madencilerle ilgili. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinden önce hava durumuna bir alalım değerli izleyenler. Evet, hava durumunu alacağız. Telefon hattımızda meteoroloji uzmanı Ali Altan var. Günaydın Sayın Altan, iyi sabahlar. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin üzerinde bir mevsim normallerinin altında bir düşüş var demiştiniz geçtiğimiz günlerde. Artık hafta sonuna yaklaşıyoruz. Hafta sonunda merak edilen konulardan biri yağmur var mı? Soğuk hava gelecek mi? İstanbul, Marmara ve yurt genelinde hava nasıl? Sizi dinliyoruz. Öncelikle sizin değinmiş olduğunuz detayı açıklık getirmek isterim. Hava sıcaklığında hafta başına kadar önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Dedikten sonra yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ ile İzmir'in güney ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin aralıklarla yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bazı il merkezlerimizin hava durumları ile günün en yüksek sıcaklıklarını aktaracak olursak İstanbul parçalı, kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer hafif sağanak yağışlı 16, parçalı ve çok bulutlu güney kıyıları aralıklarla hafif yağmurlu, günün en yüksek sıcaklığı İzmir'de 17 derece olarak bekleniyor. Adana parçalı bulutlu 21, Ankara genellikle parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde çevreleri hafif yağmurlu geçecek. 12 derece, Samsun genellikle parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler hafif yağmurlu 15, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 ve son olarak Diyarbakır parçalı, yer yer çok bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 13 derece olarak beklenmekte. Güne dair son değerlendirmelerimiz bu şekilde efendim. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Altan. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları diliyoruz. Ve kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından gazetelerin ilk sayfalarına ve iç sayfalarına yansıyan haberlerden notlar aktarmaya devam edeceğiz.
Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi 12 milyarlık helalleşme manşetini kullanıyor. Bugün TEDAŞ kaçak elektrik alacağını tahsil edebilmek için kampanya başlatıyor. Yılbaşına kadar borcunu ödeyen faizden kurtuluyor ve ayrıntılar aktarılmış. Sürmanşete bakacağız. Sürmanşette sağ köşede öyle bir haber var ki insanın yüreğini dağılıyor. Arkadaşlarım görüntüyü ekrana getirdi. Ayağımı mezardan çıkarın diyor 5 yaşında küçük bir çocuk. Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ahmet El Ahmer oynadığı kısa filmde Malatya'daki festivalde ödül aldı. Sahneye koltuk değneğiyle geldi çünkü sol ayağını Halep'te bomba yüzünden kaybetmişti. Kendine gelince babama ayağım nerede diye sordum. O ayağımı mezardan çıkarın, bana geri verin dedim. Her zaman olduğu gibi savaşta aslında hiç kimse kaybetmiyor ama kaybeden her zaman çocuklar ve kadınlar oluyor. İranlı korsan Türkiye'yi hackledi haberi yine sağ köşede yer alıyor. İranlı internet korsanlarının Türkiye'de devlet kurumları ve kritik altyapı şirketlerinde hassas bilgiler çaldığı ortaya çıktı. Hackerların Türkiye, Amerika, İsrail dahil 16 ülkeye 2 yıldır saldırı düzenlediğini açıklayan siber güvenlik şirketi, toplanan bilgilerin fiziki zarar vermek için kullanılabileceğini de öne sürdü diyor. Babam bebeğin kokusuna gelir bir başka dram. Yine gazetenin ilk sayfasında yer alıyor tabii ki madencilerin dramı. Ermenek'te su baskını sonucu ölen 18 işçiden son 5'inin cansız bedenlerine 38 gün sonra 4 Aralık Madenciler Günü'nde ulaşıldı. Böylece arama çalışmaları da bitirildi. Cenazesi yeni gelen Ali Haznedar'ın eşinin söyledikleri trajedinin büyüklüğünü gösterdi. 5 yaşındaki kızım, bebeğimiz olursa babam da onun kokusuna gelir diye o bekliyor dedi. Bir aile dramı daha ne kadar devam edecek bu dramlar? Evet, devam edelim ilk sayfada. Silahlı kuvvetlerin bedelli kaygısı haberi büyük görülüyor yine. Hükümet kararına saygı duymakla beraber Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Özel ve üst düzey komutanlar bedelli askerliğin yaratacağı personel sıkıntısı konusunda kaygılı. Bedelli uygulaması nedeniyle TSK'nın personel karşılama oranının %45'e kadar düşmesinden endişe ediliyor. Irak ve Suriye sınırındaki birliklerde kadro açığı tahammül edilemez vurgusu yapılıyor denilmiş. Hemen bu haberin yanında çok önemli bir haber var. Dün yine yüreklerimizi dağladı bu haber. Bir annenin dramıydı. Berkin Elvan'ın annesinin dramıydı. Yavuz Bingöl'e karşı 5 kuruşluk dava başlığıyla veriliyor bu haberde. Berkin Elvan'ın anne babası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oğullarının gaz fişeğiyle vuruluşunu izledi. Anne Gülsüm Elvan sinir krizi geçirirken baba Sami Elvan da Yavuz Bingöl'ün sözleri için 5 kuruşluk tazminat davası açacaklarını söyledi. Evet, 5 kuruş etmez insanlar için 5 kuruşluk dava açılsın diyebiliriz. Yavuz yerine Berkin haberi. İzmir Narlıdere'deki Yavuz Bingöl sokağına sanatçının sözlerine tepki olarak Berkin Elvan adının verilmesi kararlaştırıldı. İsim 5 Ocak'ta resmen verilecek. Berkin Elvan da o sokakta yaşayacak. Devam edelim. 19 bin zehirli ayakkabı daha çıktı haberini ilk sayfada görüyoruz. İç piyasaya sürülen zehirli ayakkabılarla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Gümrük Bakanlığı aynı firmanın ithal etmek istediği 19.460 çift ayakkabının bir antrepoda tespit edildiğini ve imha işlemlerinin en kısa zamanda gerçekleştirileceğini açıkladı. Uyarmıştık, bir kez daha uyaralım. Özellikle şu günlerde ayakkabı alacağınız zaman hep diyoruz, aramızda espri oldu, yerli malı yurdun malı lafı, yerli malı ayakkabı almaya çalışın değerli izleyenler. Mümkünse de özellikle menşei Çin olan ayakkabılardan şu sıralar kaçının. Devam edelim. Amerika'nın nefesi kesildi haberi ilk sayfada. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson adından bu kez New York'a yine bir siyahinin ölümüne neden olan beyaz polis aklandı. Kaçak sigara satan astım hastası Eric Garner'ın yüzü kelepçe takıldıktan sonra polis tarafından yere bastırılmış, adam boğularak ölmüştü. Ortaya çıkan videoda Garner'ın müdahale sırasında birkaç kez nefes alamıyorum dediği de duyuluyor. Yeni bir karmaşa olabilir Amerika'da. Yine ilk sayfada büyük görülen bir haber var. Güzel bir haber olarak aktaracağım. Kadın dayanışması olarak aktaracağım. Bu ülkede kadınlar siyasette, kadınlar iş hayatında olsa, kadınlar biraz daha hayatın içinde olsa emin olun bir süre sonra bu dünyada savaşlar da biter. Çünkü her kadın içindeki o analık duygusunu taşır ve hayata gerçekten biraz daha olumlu, biraz daha yumuşak bir pencereden bakar evlatları için diyorum. İşte önemli bir imaresi, bunun önemli bir göstergesi de ilk sayfada yer alıyor. Anne acısını paylaştı. Sare Davutoğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Bakın yüzlerinde görüyor musunuz? Hiçbir birbirine karşı kibir yok. İki kadın olarak annesini kaybetmiş bir kadın, annesini kaybetmiş bir başka kadının desteği olarak görüyorsunuz. Haberi aktaralım.
Başbakanın eşi Sare Davutoğlu CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na taziyeye gitti. Annesi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileyen Davutoğlu, yaklaşık içeride yarım saat kaldı. Kılıçdaroğlu çıkışta konuğunu arabasına kadar eşlik etti. Davutoğlu da annesini ilkokuldayken kaybetmişti. Doktorluğu da bu yüzden seçmişti. Kadın dayanışması diyelim. Biz artık bu görüntüleri siyasilerde de görmek istiyoruz. Zaman zaman evet acılarını paylaşıyorlar ama gerçekten samimi bir ortamda ergen savaşlarını bırakıp biraz daha insani noktalarda birbirini anlamak, birbiriyle uzlaşmak adına birbirleriyle tokalaşmalarını istiyoruz. Devam edelim. Yılmaz Er üstlerini suçladı haberi yine ilk sayfada sol köşede yer alıyor. Dink cinayetiyle ilgili şüpheli olarak 5 saat ifade veren dönemin istihbarat C şube müdürü Ali Fuat Yılmaz Er, sorumluluğunun istihbarat şube müdürlüğünde olduğunu savundu. Yılmaz Er Trabzon'da görevlendirilen eylem istihbaratı işleme konulduğunda yurt dışında olduğunu da söyledi. Ve Atatürk'ün vasiyeti tartışması haberi sol köşede yer alıyor. Ankara 26. Asli Hukuk Mahkemesi meslek odalarının Atatürk'ün 1937'de Atatürk Orman Çiftliği'nin hazineye bağışladığını belirterek bu arazide inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin açılan vasiyeti ihlal davasını kabul etti. Mahkeme arşivdeki Atatürk'ün vasiyeti ve bağış senedinin incelenmesini kararlaştırdı deniliyor. Evet, ilk sayfadaki haberlere baktık. Sürmanşetten iki kısa haber daha aktaralım ve bir sonraki gazetemize geçelim. Facebook'a Yargıtay ayarı. Aldatıldığını ispatlamak için kocasının Facebook sayfasına girip paylaşımlarda bulunan kadına verilen beraat kararı Yargıtay tarafından onandı. Kararda kadının aile içi geçimsizliğin nedenini ispat etmek için yaptığı eylemin suç oluşturmayacağı belirtildi ve emsal teşkil etti. Türkiye Net'te kısmi özür. Freedom House'un internette özgürlükleri değerlendirdiği raporda Türkiye kısmen özgür sayıldı. En özgür ülkelere 0, özgür olmayan ülkeler ise 100 puan verilen sıralamada Türkiye 55 puanla 65 ülke arasında Tunus, Zambiya, Bangladeş ve Uganda'nın ardından 43. sırada yer aldı. Yerimiz bu ülkelerin yanıymış demek ki özgürlük konusunda. Taraf gazetesine bakalım. Taraf gazetesi, yandaşa hayat çok güzel manşetini kullanıyor. Batık Yiğimpaş'ın vergi borcu bir kalemde silinince maliye karıştı denilmiş. Gurbetçilerden topladığı paraların üzerine yatan Yiğimpaş'ın vergi borcu biri fay hattı, diğeri hazine arazisine kurulu bitmemiş iki AVM ile ödendi. Yandaş şirketlerin vergi borcunu sıfırlamak için her türlü kolaylığı gösteren hükümetin son kıyağı bir dönem yeşil sermayenin simgesi olarak gösterilen Yiğimpaş oldu. Şirketin 46 milyon liralık vergi borcunun 34 milyonu bir Aydın'da, diğeri Malatya'daki iki AVM inşaatıyla ödendi. Kalanına da taksit yapıldı deniliyor. Yine aynı sayfada Ankara'nın job kriteri haberini görüyoruz. 5000 polise dağıtılan teleskopik jobların nasıl kullanılacağı ile ilgili kriterler belirlendi. Polise kafaya vurmayın, kola vurabilirsiniz dendi. Emniyet 5000 polis için alınan ve teleskopik adı verilen demir jobların kullanım kurallarını belirledi. 81 ile gönderilen yazıda teleskopik jobla kişinin sadece kol ve bacaklarının kas gruplarına müdahale edilerek hayati önem taşıyan bölgelerine ve kafasına vurulmamasına dikkat çekildi. Sağ köşede Aksaray'ın ihtişamı Avşar'a yetmedi manşetini görüyoruz. Erdoğan'ın dün sarayda Türkiye İş Kadınları Derneği ile birlikte kendisini ziyarete gelen Hülya Avşar'ı kabul etti. Çıkışta sarayı değerlendiren Avşar, neredeyse benim evim daha şaşalı diyecektim. Abartıldığı kadar yok. Sarayda çok keyifli ve güzel ağırlandık dedi. Yani Avşar'ın evi de herhalde 500 oda falan olması gerekiyor. Yetmediğine göre 1000 odalı ev Avşar'a 2000 odalı bir ev gerekiyor demek ki. TÜSİAD seçim barajı düşsün dedi. Şu ana kadar çoktan düşürülmeliydi. TÜSİAD Başkanı Dinçer, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine aldığı %10'luk seçim barajının demokrasiye aykırı olduğunu söyledi. Dinçer şöyle dedi. Biz öteden beri barajın düşürülmesi gerektiğini söylüyoruz. Mahkeme kararıyla mı olur, siyasilerin kararıyla mı düşürülür? Bizim için önemli değil. Önemli olan düşürülmesidir. Kadınlara mekanik açıklama haberi yine ilk sayfada. Davutoğlu Gül'le birlikte Fahrettin Tivnikli'nin cenazesine katıldı. Davutoğlu, kadın erkek eşitliği fıtrata aykırı diyen Erdoğan'a destek çıktı. Kadının anne olarak çocuklarına vakit ayırmaya hakkı var. Mekanik eşitlik anlayışı hayatın tamamlayıcılık ilişkisini yok eder.
Enteresan. Anne olarak çocuklarına vakit ayırmaya hakkı var. Peki bir babanın baba olarak çocuklarına vakit ayırmaya hakkı yok mu? Babanın görevi sadece eve para getirmek midir? Çocukların gelişiminde büyürken onların yanında olmak, onları hayata hazırlamak babanın görevi değil midir? Devam edelim. İlk sayfada yine madencinin yas günü haberini görüyoruz. Dünya Madenciler Günü kutlanırken Ermenik'te hayatını kaybeden işçilerden içeride son kalan 5'inin cenazesi de çıkarıldı. Madenciler Ermenek'te bugün törenle toprağa verilecek. Taraf gazetesinde sürmanşete baktığımızda 5 kuruşluk dava haberini görüyoruz. Berkin Elvan'ın annesinin yuhalatan Erdoğan için insani bir şeydi diyen Yavuz Bingöl'e tepkiler dün de devam etti. Berkin'in babası Sami Elvan, Bingöl hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açacağını söyledi. Kahreden görüntüler bir annenin evladının öldürülüşünü izlemesinden daha acı ne olabilir bu dünyada? Tahmin edemiyorum değerli izleyenler. Herhalde daha büyük bir acı yoktur. İşte o annenin de orada paralanışını, o annenin orada yok oluşunu gördük. Gözlerinde o acıyı da gördük. Devam edelim. İlkokula hafızlık molası haberine bakalım. Milli Eğitim Şurası'nda karma eğitimin kaldırılmasından geri adım atılırken 4. sınıfı bitiren öğrenciler hafızlık eğitimi için 2 yıl okula ara verme hakkı da tanındı deniliyor Taraf gazetesinde. İlk sayfalara bakacağız. Evet, ilk sayfalarda da önemli bir haber var yine değerli izleyenler. Hemen haberimize bakalım. İmam Hatip okulları 11 yılda 7 kat arttı. Milli Eğitim Şurası'na katılan Eğitimsen Genel Başkanı Kamuran Karaca 12 yıllık AKP iktidarı döneminde eğitimi dinselleştirme süreci yaşandığını söyledi. Karaca bu yıl 940 ilköğretim okulunun İmam Hatip'e dönüştürüldüğünü söyledi deniliyor. Ve greve katılan öğretmene uyarı cezası hak ihlali haberini aktaralım. Anayasa Mahkemesi son olarak anaokulundaki çocuklara da dini referanslara dayalı yaşam tarzı dayatmaya hazırlanan hükümeti uyardı. Bu girişimlerine karşı örtülü olarak karşı çıkmayı sendikal özgürlük kabul edilmesini isteyen Anayasa Mahkemesi 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine karşı grevine katılarak işe gitmediği gerekçesiyle öğretmene verilen uyarı cezasını sendikal hak ihlali saydı ve cezanın kaldırılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi. Karara konu bireysel başvuru 2012 yılında Kesli öğretmenin başvurusuyla başlamıştı. Öğretmenlerimizin de bir insan olduğunu, öğretmenlerimizin de grev yapabileceğini, öğretmenlerimizin de eylem yapabileceğinizi artık anlamış olduk. Onlar bizim çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiriyorlar. Onların bu ülkede bizlerden, hepimizden çok konuşmaya hakkı var. Çünkü gençlerimiz onlara emanet. Bu kararın ayrıntılarını da aktarmış olalım böylelikle. ODTÜ bu kez ilk üçte haberi. İngiltere merkezli Times Higher Education tarafından oluşturulan BRICS ekonomisi yükselen ülkeler 2015 listesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi 100 ülke üniversite arasında en iyi 3. üniversite oldu deniliyor. 2014 yılında başarıya imza attı. Listeye Türkiye'den İTÜ, Boğaziçi, Sabancı, Bilkent, Koç, İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri de girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümeti eleştiren eylemlere imza atan ODTÜ için siz ne biçim öğretim üyesisiniz? Sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler bunlarsa bizim ülkemiz batmış, bitmiş demiş öğrencileri suçlamıştı. Taraf gazetesi de buradan hareketle yine bu haberi aktarmış detaylı bir şekilde. İşte böyle bir üniversiteymiş. Üçüncü olmuş, gururumuz olmuş. Tebrik ediyoruz hem öğrencilerini, hem üniversitedeki hocalarını, hem de o üniversiteyi ayakta tutan bütün herkesi. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi. Saati ve piyanoyu Rıza Sarraf aldı manşetini kullanıyor. Soruşturma komisyonuna ifade veren Zafer Çağlayan denildi. Çağlayan 700 bin liralık saatle 40 bin euroluk piyanoyu Sarraf'ın aldığını kabul etti. Saati de piyanoyu da Sarraf aldı ama ben nakit ödedim dedi. 700 bin lira değerli izleyenler. Yani bu konu her geldiğinde söylemek istiyorum. Rakam 70 bin değil, 10 bin, 20 bin değil. Yani herhalde İsviçre'de, herhalde Fransa'da, herhalde dünyanın başka ülkesindeki jet sosyetede bile yani bu kadar artık ağzıma almak istemiyorum ama 700 bin liralık saati takmak insan birazcık kendisine bir bakar. 700 bin liralık bir şey kolunuzda takıyorsunuz. Bu ülkede insanlar aç geziyor. Bu ülkede asgari ücretle artık insanlar simit bile yiyemez oldu. Günde bir simitle geçinmeye çalışıyor. Bu insanlar madende insanlar ölüyor. İnsanlar 1.000 lira için kömür ocaklarında ellerinde kazma kürek kömür çıkarmaya çalışıyor. Bu ülkenin polisinin aldığı para belli, bu ülkenin öğretmeninin aldığı para belli, bu ülkede çocukların eğitim göremediği yırtık ayakkabıyla okula gittiği belli ve 700 bin liralık saatle, 700 bin liralık saatle değerli izleyenler, 1.000 liradan 700 bin insanın hayatı kurtuldu artık.
Yani bu haberi de vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten özrü kabahatinden beter bir noktada. Beni hükümetten olması, AKP'den, CHP'den hiç fark etmiyor. Tarafsız olarak, gazeteci olarak söylüyorum. 700 bin liralık bir saati takmayı kendinde hak görebilmekte farklı bir ruh hali herhalde. Yani bunun artık başka bir sınırı yok. Bu yönde eleştiriler alıyoruz, tekrar söylerim. Gazeteci olarak söylüyorum. Hiç fark etmiyor beni Bakan Çağlayan olması vesaire olması. Merak ediyorum, bugün Türkiye'de lütfen açıklasın, kaç tane iş adamı 700 bin liralık saat takıyor? Bu Türkiye'nin en zenginlerine sormak istiyorum. Yani bu ülkede kim varsa büyük holding patronları 700 bin liralık saat takıyorlar mı, çok merak ediyorum. Devam edelim. Makul şüpheli olmaya devam haberi sol köşede yer alıyor. Makul şüphe gerekçesiyle Denizli'de dağıttıkları bildirilere el konulan Haziran Hareketi katılımcılarından Orhun Çoban'la avukat Kamil Doğan da konuştu. Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden her iki isim de makul şüpheli olmaya devam edecekleri dile getirildi deniliyor. Yine sol köşede Çelik ve Yıldız hakkında gen soru haberini görüyoruz. Katliamlar nedeniyle denilmiş, Soma Komisyonu Başkanı Ali Rıza Alaboy'un komisyonun raporunu açıkladı. Alaboy'un Soma'daki kömürden vazgeçilmeyeceğini söyledi. HDP Çalışma Bakanı Çelik ve Enerji Bakanı Yıldız hakkında gen soru isteğini yineledi deniliyor. Kendine döner sermaye haberini ilk sayfada, Erdoğan seçim döneminde kendine 100 bin liralık bağış yaptığını savunarak parayı geri istedi. Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında ortaya çıkan 100 bin liralık usulsüzlük için savunma istedi. Savunma gönderen Erdoğan'ın avukatı, bu kişi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir dedi. YSK'da savunmaya ikna oldu deniliyor. Yine hemen sağ köşeye bakalım. Hafızlık eğitimi için okula bir süre ara haberini görüyoruz. Eğitim değil sanki din şurası denildi. Gerici önerilerin ardı ardına kabul edildiği Milli Eğitim Bakanlığı Şurası'nda dün de sıkı yönetimi çağrıştıran öneriler komisyondan geçti deniliyor ve ayrıntılar aktarılmış. Hemen sol köşeye bakalım. Elvan ailesinden 5 kuruşluk dava, Bingöl'e tepkiler sürüyor. Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmasını insani bir şey sözleriyle savunan Yavuz Bingöl'e, Gezi'de polis şiddeti nedeniyle çocuklarını yitiren diğer ailelerde tepki gösterdi. Adım adım yaklaşıp Berkin'i vurmuşlar haberi. Berkin'in vurulma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ulusal Kriminal Büro'nun deşifre ettiği 36 dakika 2 saniyelik görüntülerde Berkin Elvan'ın vurulma anı ve vuran polisler net bir şekilde görülüyor denilmiş Bir Gün gazetesinde. Gazetelerin ilk sayfalarını ve önemli haberleri iç sayfalardan aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız var. Reklamların ardından biz buradayız. Kısa bir ara verdik, soluklandık. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Alman durdu, Araplar coştu manşetini kullanıyor bugün Vatan Gazetesi. Türkiye'den emlak alan yabancılar sıralaması değişti. 2013'te Almanlar birinciydi. Üçüncü sıraya indiler. Rekor Suudilerden geldi deniliyor. Suudilerin eline geçti. Emlak konusunda bir sırada artık Araplar var. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri nefes alamıyor. Kararı protesto edenler nefes alamıyorum pankartıyla yürüdü. 11 kez bağırdı. Missouri Ferguson'da silahsız bir siyahi genci 12 el ateş ederek öldüren polisten sonra bu kez New York'taki siyah bir kaçak sigara satıcısını gözaltına alırken 11 kez nefes alamıyorum diye bağırdığı halde boğarak öldüren polis aklandı. Obama yetkisini kullanarak federal soruşturma başlattı. Helal olsun. Devam edelim. Osmanlıca lisede zorunlu oluyor haberini aktaralım. Milli Eğitim Şurası'nda Osmanlıca'nın liselerde zorunlu ders olarak okutulmasıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Gerekçe gençler dedelerinin mezar taşlarını okuyamıyor. Karma eğitimden vazgeçilmesi önerisi de şimdilik rafa kalktı. Evet, yani tercihli bir ders olabilir. Bir zararı da olmaz. İsteyen Osmanlıca da öğrenebilir. Hatta Osmanlıca öğrenen gençlerimiz bir süre sonra arşivlerinde açılmasını, oradan da kendileri tarihlerini okumak isteyebilirler. Demirel Hastane'de haberi var. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, solunum yolundaki enfeksiyon nedeniyle Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şekeri yüksek olan Demirel'in tetkiklerinin birkaç gün süreceği açıklandı. Kendisine de geçmiş olsun diyoruz buradan. Yine ilk sayfada ilk kez izledi haberini görüyoruz. Arkadaşım ekrana getirdi.
Bir annenin halini görüyorsunuz değerli izleyenler. Artık ağlamak yetmiyor. Görüyorsunuz Gülsüm Elvan dün mecliste gitti. Toplantı salonunda kurulan ekranda ilk kez 14 yaşındaki oğlu Berkin'in vurulma anını izledi. Sinir krizi geçirdi. Soruşturmada 4 savcı değişti ama 4 polisin ismi aylardır savcılığa bildirilmedi. Evet, sol köşeye bakalım. Parayı duyan AIDS'i unuttu haberi. Hemen aktaralım. Şanlıurfa'da hastanede HIV'li kan verildiği için AIDS olan küçük çocuğun ailesi Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon 393 bin lira tazminat aldı. Olay ortaya çıkınca herkesin dışladığı ailenin şimdi herkes dostu oldu. Eve ziyaretçi akını var. Çok enteresan insanlarız biz. Yani hakikaten insanoğlu enteresan bir varlık. AIDS'li diye o çocuk dışlanıyordu. 1 milyon 393 bin lira alınca AIDS'ten artık korkulmaz oldu. Eve geliniyor, ailenin çok fazla yakını olmaya başladı sadece para için. Para yokken yalnızdılar ve dışlanıyorlardı. Evet, ye kürküm ye dünyası diye boşuna dememişler. Devam edelim. Yılmaz Er amirlerini suçladı. Dink suikasti sırasında İstanbul İstihbarat Dairesi C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmaz Er şüpheli sıfatıyla dün savcıya 5 saat ifade verdi. Paralel operasyonunda tutuklanan Yılmaz Er ifadesinde ben o tarihte yurt dışındaydım, İstanbul sorumlu açıklamasında bulundu. Dünya Madencilik Günü'nde madenciler büyük acılar yaşamıştı biliyorsunuz ve son 5 madencimizin cesedine de dün ulaşıldı. Dünya Madencilik Günü'nde çıkarıldı. Size Hürriyet Gazetesi'nden aktarmıştık o madencilerin dramını. 5 madencinin de hikayesi. Biri madende öldüğü gün bebeği oldu. Bebeğine yine babasının adı verildi. Hüseyin ismi verildi. Bir diğerinin 5 yaşındaki kızı annesine anne bebeğimiz olursa babam belki bebeğin kokusuna gelir dedi. Ve böyle acıklı, dramatik bir sürü hayat hikayesi. Yine enkazdan çıktı bu hikayeler. Devam edelim değerli izleyenler. Sağ üst köşeye bakalım. Sağ üst köşede yine bugünün çok güzel bir haberi var. İki kadının dayanışması haberini görüyoruz. Acısını paylaştı. Siyasi polemikler kadınları etkilemedi. Başbakanın eşi Sare Davutoğlu annesini yitiren CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na taziyeye gitti. Ve yüreğimi yakıyor. Henüz 10 yaşındayken annesini doğum esnasında kaybeden ve bu nedenle doğum uzmanı olan Doktor Sare Davutoğlu dün Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Anne acısı yüreğimi yakıyor diyen Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi. Annesiz iki kadın yarım saat acıyı paylaşıp örnek oldular. Çok güzel bir kare. Gerçekten bakın, biri başörtülü, biri başörtüsüz, dini görüşü, dili hiç fark etmiyor. Niye? Kadın olunca, anne olunca işler değişiyor. Bu ülkenin kadın siyasetçilere ihtiyacı var. Bu ülkenin kadın yöneticilere ihtiyacı var. Bu ülkenin kadın çalışanlara, kadının hayatta olmasına ihtiyacı var ki böyle görüntüler olsun. Devam edelim. 18 bin lira ne zaman ödenecek? Şubat'a kadar süre haberini aktaralım. Ve 1 Ocak sürprizi. 1 Ocak 1988 doğumlu 27.403 kişi de bedelli kapsamına alındı. Gerekçe olarak kırsal kesimde doğumların yıl başında nüfusa yazılması gösterildi. Bedelli askerliğin resmi gazetede duyurulmasından sonra 18 bin lira peşin olarak 2 ay içinde 3 kamu bankasında açılacak, hesaba yatacak deniliyor. Vatan gazetesini noktalayalım, Habertürk gazetesine bakalım. Sözleşmeli Mehmetçik manşetini kullanıyor Habertürk gazetesi bugün. TSK 20 yaşındaki 50 bin gence sözleşmeli er yapacak, maaş binbaşı maaşı kadar 3.270 lira, 7 yıl sonra da vali kadar ikramiye alacaklar. 66.7 bin lira tek kriter ilk öğretim mezunu olmak deniliyor. Ayrıntılarına bakalım. Milli Mayın Faaliyet Merkezi ile ilgili tasarıyla bedelli ile birlikte eklenen sözleşmeli er maddesi profesyonel orduya geçişin ilk adımı olacak. Şu an Genelkurmay'da 4.125 sözleşmeli er var. Hedef 50 bine ulaşmak. Askerlik yapmış sayılacak. 20 yaşında askerliğini yapmamış genç 3 yıl sözleşmeyi bozmazsa hem binbaşı maaşı alacak hem de vatani görevini yapmış sayılacak. Orduya 7 yıl hizmet verirse vali ikramiyesi de kazanacak deniliyor. Ve sigortalı yapılacak. Kıyafet, yemek ve barınmayı devlet karşılayacak sözleşmeli ere genel sağlık sigortası da yapılacak. Uzman olacak. Sözleşmeli er 7 yıllık ikramiyesini aldıktan sonra isterse uzman çavuş veya astsubaylığa da geçebilecek. Anne için taziye giderken uğurladı haberini ilk sayfada görüyoruz. Her gördüğüm gazetede bu haberi vermek istiyorum. Türkiye'nin özlediği bir tablo. Başbakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, annesini kaybeden CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na taziyeye gitti. Ve sol köşede babam da sansasyoneldi.
Sahte Doktor Ali Hak'tan Yılman'la kaldığımız yerden devam diyor. Röportajı veriyor Habertürk gazetesi. Babam da benim gibi sansasyonel bir hayat yaşadı. Yaptıklarını gazetelerden takip ederdik diyor. Yine ayrıntıları iç sayfada merak ediyorsanız bu sahte doktorun babasının neler yaptığını Habertürk gazetesinde bulabilirsiniz. Ecrin artık benim de evladım sayılır haberini aktaralım. Eskişehirli temizlik işçisi Şükrü Deniz 7. kattan düşerken kurtardığı Ecrin'i hastanede ziyaret etti. Evladım sayılır dedi. Aynı yaşlarda temizlik işçisinin de kendi kızı olduğunu söylemişti açıklamasında. Baktım kenardaydı, düşme ihtimali vardı, kızımı gördüm dedi ve bekliyor. Orada temizlik işçisi ya düşerse diye, ve o çocuk düşüyor, temizlik işçisi sayesinde hayatta kalıyor. Ve o temizlik işçisi biliyorsunuz taşeron, kadrolaşma bile veremedik biz ona. Ayakta beklettik ikramiyesini verirken o temizlik işçisini. Ama bir insanlık örneği gösterdi bize bu temizlik işçisi. Diğer tarafta da AIDS'li olan çocuğa yaklaşmayan, aileyi dışlayanlar parayı duyunca ailenin yanına gitmeye başladılar. İşte iki farklı Türkiye tablosu. Sadece hak ihlali kararı verebiliriz haberi yine ilk sayfada yer alıyor. %10 barajı ile ilgili başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi'nden bilgi notu. Bireysel başvuru genel kurulu ihlali tespitle yetinir, sonrası yasamayı ilgilendirir diyor. Habertürk gazetesini de noktalayalım ve hemen Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi paralelin bomba kumpası patladı manşetini kullanıyor. Esenler ve Zeytinburnu'nda bulunan bombaları KCK operasyonunda MIT'i karalamak için paralel bir emniyet amiri Hakkari'den getirildi deniliyor. Arda ve Asaf'ın babalarına ulaşıldı haberi yine ilk sayfada yer alıyor. Ermenek'teki ölüm madenindeki son 5 işçinin cesetlerine de ulaşıldı. Madenci ailenin sözleri yine yürekleri burktu. Mahsur kaldığı gün baba olan Hüseyin Gültekin'in eşi, "Oğluma babasının çok sevdiği Arda ismini verdim. Son çıkarılan işçilerden biri de babama Galatasaray maçı var dersek madenden çıkar" sözleriyle herkesi ağlatan Ömer Asaf'ın babası Mehmet Özcan oldu deniliyor. Gerçekten yüreğimiz dağılanıyor. Artık okuyamıyorum bu haberleri. Aile dramı da değil, insanlık dramı yaşıyoruz. Bütün Türkiye gerçekten Ermenek'e ağlıyor. O küçük çocukların o yüreğinden söylediği sözler birçok acıdan daha da acı geliyor insana. Diliyorum ki Türkiye sahip çıkacaktır Ermenek'teki yetim kalan bu yavrularımıza. Yılbaşı bebeklerine bedelli müjdesi haberi yine aktarılmış. Bedelli askerlikten 1 Ocak 1988'de doğan 27 bin genç de yararlanabilecek. Bunu da buradan duyuralım. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, 1 Ocak doğumlu olanlar için de aktarmış olalım. Yine Çeçenistan'da polise saldırı, 19 ölü 28 yaralı haberi var. Çeçenistan'ın başkenti Grozny'de silahlı kişiler polise saldırdı. Çatışmalarda 10'u polis, 9'u militan, 19 kişi öldü. 28 kişi yaralandı. Ağır makineli silahların kullanıldığı çatışmalar sırasında 2 bina yandı. Saldırıları Kafkas Emirliği üstlendi deniliyor. Süreç annelere emanet haberini aktaralım. Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm süreci için annelere çağrıda bulundu. Çözüm süreci için evlat kaybeden bütün anneler omuz omuza yürüdüğünde siyasete dönüp bizlerin acısı üzerinden siyaset yapmayın dediğinde bu ülkeye barış gelir. Bütün annelere sesleniyorum. Sesinizi yükseltin ve bizim yaşadığımız acıları başkaları yaşamasın diye haykırın dedi. Güzel bir çağrısı başbakanımızın. Devam edelim hemen yine sol köşede manşetten olan haberin detayına bakalım. İstanbul'da 2 yıl önce KCK soruşturması kapsamında bulunan kilolarca patlayıcının bizzat paralel çetenin polis amiri tarafından gömüldüğü ortaya çıktı. Bombaları otobüsle Hakkari'den getiren paralel amirin hain tezgahına PKK itirafçısı bir kişi de yardım etti deniliyor. Bu haberin yazı dizisinin ayrıntıları Sabah gazetesinde. Yurt gazetesine bakalım. Evet, Yurt gazetesi Ürgüplüyü örnek alın manşetini kullanmış. Bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu, yolsuzlukla suçlanan eski bakanların aklanmak istiyorlarsa eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü gibi yüce divanda yargılanmaları gerektiğini söyledi. Ve Yurt'a konuşan Kılıçdaroğlu, Ürgüplü hakkında da yolsuzluk iddiaları oldu. Kendisi yüce divana giderek aklandı. Ardından bu millet Ürgüplüyü başbakan yaptı. Bunun örnek alınması gerekir dedi. Bakanların yolsuzluk iddiaları ile ilgili delillerin net ve bugüne kadar görülmemiş boyutta olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu kadar büyük bir yolsuzluğu Tansu Çiller bile yapmamıştı diye konuştu. Sarraf'ın kaybolan altınları için soruşturma isteyeceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Hayati Yazıcı'nın da kirlendiğini ama rüşvete bulaşacak bir isim olmayıp konuşmasını beklediğini de sözlerine ekledi deniliyor. Bingöl'e hak ettiği dava haberi yine büyük görülüyor Yurt gazetesinde.
Elvan ailesi şarkıcı Yavuz Bingöl'e 5 kuruşluk dava açtı. Erdoğan'ın Berkin'in annesini yuhalatması insani bir şey diyen Bingöl, tepkiler üzerine Ahmet Hakan'a sözlerimi çarpıttı demişti. Ok Meydanı'nda evden ekmek almak için çıkan 15 yaşındaki Berkin Elvan, polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu komaya girmişti. 269 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Elvan ailesi şarkıcı Bingöl'ün tepki çeken açıklaması üzerine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Bingöl'ün sözlerimi çarpıttı diyerek suçladığı Hakan ses kaydını internetten yayınladı. İşte gazetecilik böyle bir şey olması gerekir. Soruyu soracaksınız, cevabı alacaksınız, çarpıtmayacaksınız. O da çok güzel bir şey yaptı meslektaşımız. Bütün ses bandını, yaptığı görüşmeyi internete koydu. Bakalım dedi, ben mi çarpıtmışım? Dinlemek isteyenler, izlemek isteyenler de bunu izleyip dinleyebilir. Bu haberin ayrıntılarını merak edenler de. Devam edelim. Sare Davutoğlu taziye ziyaretinde haberi yine ilk sayfada görülüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu yine Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitti. Bu haber ilk sayfada. Bu görüntülere çok ihtiyacımız var. Yani insanların samimiyetle birbirinin acısını paylaştığı, birbirine saygı duyduğu, hayat görüşleri, yaşam tarzları, inanışları ne olursa olsun birbirlerine karşı hükmetmeye çalışmadıkları, birbirlerini anlamaya çalıştıkları bu görüntülere çok ihtiyacımız var. Sol köşeye bakalım. Seçim barajına TÜSİAD'da karşı. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer seçim barajı tartışmalarına değinerek %10 barajı yüksektir, demokratik ülkelerde görülmemiş seviyededir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Gaziantep'e saldırı uyarısı. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği aşırılıkçı grupların Gaziantep'teki Suriyeli muhaliflerin binalarına saldırı düzenleyebileceğine dair uyarıda bulundu deniliyor ve Atatürk Orman Çiftliği için yurttaş girişimi 100 bin Ankaralı aranıyor. Maliyeti ve TOKİ'nin bile açıklayamadığı bedelle tartışmalara konu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'na bağlı 6 odanın açtığı dava kabul edildi. Bu dava hepimizin ortak davası. 10 Mart'taki duruşmaya herkesi bekliyoruz diyen Başkent Dayanışması Ankaralılara müdahil ol çağrısı yaptı deniliyor. Otizmli çocuklar için Adalet Nöbeti haberini aktaralım. Otizmli olduğu için özel bir anaokulu tarafından kabul edilmeyen OS'nin annesi SE, oğlunun eğitim hakkı için Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde çadır kurarak sesini duyurmaya çalıştı. Özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü geride bıraktığımız 2 gün önceydi. Bugünden sonra otizmli bir çocuğa böyle bir ayrımcılık yapılması işte anne de haklı mücadelesini devam ettiriyor. Sürmanşetteki küçük haberi aktaralım, devam edelim. Çağlayan kanserim. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu'na ifade veren eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 17 Aralık'tan sonra yaşadıklarından ötürü prostat kanseri olduğunu ileri sürdü. Çağlayan şüpheli sıfatıyla karşısına çıktığı komisyona, aslında yatakta olması gerektiğini ancak nezaketi sebebiyle ifade vermeye geldiğini söyleyerek soruların çoğuna yanıt vermedi deniliyor Yurt Gazetesi'nde. Son olarak Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Dünür'ün villalarına imar izni çıktı haberini aktaralım. Erdoğan'ın oğlu Burak'ın kayınpederi Osman Ketenci'ye ait görünen ve üstünde 10 villa bulunan Çatalca'daki arazi konut alanına çevrildi deniliyor. Ayrıntılar ilk sayfada büyük görülüyor. Taksici Dünür'ün 10 lüks villası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünür'ü bir zamanlar Kasımpaşa'da taksi durağı işletiyordu. Nasıl olduysa oldu. Şimdi üstüne kayıtlı her biri milyon dolarlık 10 villası var. Çiftliğin değeri ise emlakçılara göre 55 milyon lira deniliyor. Yine Sözcü Gazetesi'nde iç sayfalarda not alınan haberler var. Hemen iç sayfalara geçelim. Yavuz Bingöl sokağına Berkin'in adı verilecek haberi, bir annenin gözyaşları büyük görülüyor Sözcü Gazetesi'nde iç sayfada. O annenin dramı, o annenin gözyaşları bitmez. Bu gözyaşlarının da hesabı çok zor ödenir. İzmir'in Narlıdere'de sanatçı Yavuz Bingöl'e tepki olarak adını verdiği sokağa Berkin Elvan'ın adının verilmesi kararlaştırıldı. 24 kişilik CHP Narlıdere Belediye Meclis Grubu dün 2001'de Yavuz Bingöl adı verilen sokağın adının Berkin Elvan olarak değişmesi için acil olarak toplandı deniliyor. Ve yine Sözcü Gazetesi'nde iç sayfadan bir haber aktaralım. Askerlerden kumpas için şikayet, Ergenekon'dan müebbet, Balyoz'dan da 16 yıl hapis alan emekli albay Dursun Çiçek, İstanbul Adliyesi'nde dün ifade verdi. Hakkında usulsüz dinleme kararı verildiğini iddia eden Hakim Efendi Peksak hakkında şikayetçi olan Çiçek, soruşturma olmayan bir dönemde Dursun Çiçek neden dinlenir? Bu kumpasçıların bilgi toplamak amacıyla yasa dışı dinleme kararı aldığını ortaya koymaktır dedi. Balyoz'dan 18 yıl hapse çarptırılan emekli orgeneral
Ergin Saygun'da kumpas iddiasıyla soruşturmada görev alan emniyet görevlileri, savcı ve hakimlerden oluşan 45 kişiden şikayetçi olmuştu. Son balyoz esiri de cezaevinden çıktı, haberini aktaralım. AKP'lilerin kumpas olduğunu itiraf ettiği balyoz davasında tutuklu sanık kalmadı. Balyoz davası kapsamında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Deniz Kurmay Albay Koray Eryaş'a için tahliye kararı verilmişti. Ancak Eryaş'a gizli bilgi davasından aldığı 5 yıl 7 aylık hapis cezasından dolayı cezaevinden çıkamamıştı. İzmir'de tutuklu bulunan Koray Eryaş'a dün infazını tamamlayarak tahliye edildi ve özgürlüğüne kavuştu, deniliyor Sözcü gazetesinde. Evet, gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberleri aktardık değerli izleyenler. Şimdi tarihte bugün köşemize bakacağız. Ancak onun öncesinde bir ajandaya gidelim. Biraz keyiflenelim. Bakalım nasıl aktiviteler var? Sergiler, tiyatro gösterileri, sinema. Hangi aktivitelere gidebiliriz? Çünkü hafta sonu yaklaşıyor. Bugün artık bazı insanlar için, bazılarımız için haftanın son iş günü. Bazıları cumartesi günü de çalışıyor. Bizler iki gün ara vereceğiz. İki gün ara verenler için hangi aktiviteler var? Ajandaya bir göz atalım. Hafta sonunu böyle değerlendirebiliriz ajandamızı gördüğünüz. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1492 diyeceğiz tarihte bugün için. Bakalım nasıl başlayacağız. Evet, 1492. Christophe Colomb Haiti'yi keşfetti. Akıllara hemen şu espri geliyor. Acaba bunu da biz keşfetmiş olmayalım. 1901'e gidelim. Amerikalı film yapımcısı Walt Disney doğdu. 1901'de doğdu Walt Disney. Çocukluğumuzda, bizim sürecimizde yani ve birçok insanda Walt Disney'in çizgi filmleriyle büyüdü. 1987'ye gidelim. Cibali Tütün Fabrikası yandı. 1987'de büyük bir yangındı. 2013 yılına bakalım. Nelson Mandela vefat etti. Dünya için önemli bir liderdi. Ve günün sözüyle bugün programı noktalayacağız değerli izleyenler. Günün sözünü en son söyleyeceğiz bugün. Pazartesi günü sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyoruz. İki gün aramız var. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Diliyoruz pazartesi günü, pazartesi sabahı programa başlarken kimsenin diline, dinine, duruşuna, başörtüsüne, içkisine, sigarasına, rengine, tavrına, takımına karışılmadığı, herkesin birbirine lisanı münasiple konuştuğu, herkesin birbirine adab-ı muaşere sınırları içinde davrandığı, keyifli, güzel bir Türkiye'ye, güzel bir sabaha uyanırız. Pazartesiye kadar iki günde bir şeyler değişir mi? Bakarsınız, değişir. Kötü şeyler olmasın, güzel şeyler gönlünüzde olsun. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Günün sözüyle de programı noktalıyoruz. İnsanlar dış görünüşleriyle karşılanır, şahsiyetleriyle uğurlanır.